Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. NG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda deri kalem kılıflarının bir incelemesi olacak. Fakat bu video bizim için çok özel bir video. Kendi üretmiş olduğumuz ürünlerin bir incelemesi olacak. Kanalımızda daha evvel de işte markaların ürünlerinin incelemesini ve web sitemizde de satışını sunuyorduk. Bu videonun yeri bizde ayrı olacak çünkü kendi üretmiş olduğumuz ürünlerimizin bir tanıtımı veya incelemesi gibi düşünebilirsiniz. Bundan dolayı da birazcık uzun olabilir video çünkü bazı detaylara değinmek istiyorum. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. Kanalımızda ve web sitemizde daha evvel aynı ebatlarda aynı ürünlerin Leather Aviation olarak sunmuştuk. Şimdi artık ENG Leather yani ENG grup olarak düşünebilirsiniz bizi ve ENG Leather olarak bir marka oluşturduk. Bu şekilde dörtlü ve yedili olmak üzere ürünlerimiz mevcut ve sürpriz bir şekilde yeni ürünler de gelmeye devam edecek. Kanalımızı veya web sitemizi takipte kalırsanız bunlardan haberdar olabilirsiniz. Şöyle bu dörtlü kalem kılıfı ve notluk. Bu ise yedili kalem kılıfı ve notluk. Şöyle. Şunu bir kenarıya aldıktan sonra sizlere öncelikle dörtlü kılıfın bir incelemesini ve kullanımı işte detaylarından bahsedeyim. Sonrasında yediliğe ve sonrasında videomuzu bitirmeyi amaçlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi dörtlü bir kalem kılıfı. Hakiki deriden üretilmiş. Yani hakiki deriden üretildi. Şöyle bir deri. Derisi gerçekten bizim için çok özel. 2 adet derimiz var böyle. Toscano ve bu o Jungle Green. Özel eşsiz bir deri, hem efekt alabilen hem de oldukça yumuşak bir deri. Yani özel işlemlere tabi tutulup üretilen bir deri ve fiyatı da oldukça yüksek. Aynı zamanda da çok kaliteli bir deri. Şöyle ebatlarından kabaca size söyleyeyim. Yaklaşık olarak 11 santime 18 santimlik bir ebatı var. Şöyle şunu koyarsam yaklaşık size şey vermiş olur. Logomuzu bu şekilde oluşturduk ama sonraki üretimlerimizde bu değişecek. Şöyle bir logoyu bu şekilde belirgin hale getirmeye çalıştık. YKK fermuarın kullanıldığı şöyle açması oldukça kolay ve kullanımı da oldukça keyifli bir kalem kılıfı. 4 adet bölmesi var. Bu 4 bölmeye dolma kalemlerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Ondan önce şöyle şundan da bahsedelim. Burada bir not defteri koyma yeri var. Buraya A6 ebatlarına defterlerinizi koyabilirsiniz. Bu mesela ilk notun 9x14 ebatlı defteri. A6 boyutu da buraya rahatlıkla sığıyor. Şöyle gösterelim. A6 boyutu da rahatlıkla sığıyor. Aynı zamanda 4 kalem bulundurabiliyorsunuz. Yani pek çok kalem severinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalem kılıfı. Yanınızda kalem taşımayı seviyorsanız, yani çantanızda, işte arabanızda bir yere seyahat ederken bu şekilde kalem kılıfları hem kalemlerinizi koruyor hem de yanınızda kalemlerinizi taşıyarak seyahat edebilirsiniz veya okula, işte işe, bir yere, toplantıya giderken kullanımı keyifli bir dolma kalem kılıfı oldu. Yani şuradaki lastikler kalemlerinize zarar vermeyecek özellikle. Uzun araştırmalar sonucu ya bulmuş olduğumuz bir şey. Yumuşak şurası kalemlerinize zarar vermeyecek. Aynı zamanda deri de gerçek deri olduğu için aradaki şey ne derler kapattığınız zaman kalemlerinizi güvenle taşıyabileceksiniz. Yani şöyle bakıldığı zaman bir el çantası boyutunda, bir cüzdan boyutunda gibi düşünebilirsiniz. Özel bir tasarımı geçilmişti burada. Yani şurada yani göze ne derler? Hani göze hoş gözükecek bir tasarım detayı yapıldı. Şöyle bakılınca. Ve ara tonları vererek hem renk kontrastı sağlamış olduk hem de kullanışlı bir dolma kalem kılıfı ortaya çıkmış oldu. Bu hem yeni ürünümüz hem de yeni çıkardığımız bir marka oldu artık. Bundan sonraki üretimlerimizin hepsi bu markayla gelmiş olacak. Şöyle yapalım. Başka ne koyabiliriz buraya? Lamy Studio koyalım. Bir tane de Safari koyalım şöyle.
Yani kaleminizi rahatlıkla şöyle takabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kaleminize zarar vermeyecek bir yapıya sahip. Kalemin boyutlarına biraz ebatları büyük yapıldı. Bununla ilgili birkaç soru almıştık. Bunun burada düzeltmesini söyleyelim. Kaleminizi buradan çıkartırken şöyle açıyla çıkardığınız zaman hem kaleminiz şuradaki metale sürtmeyecek hem de geniş ebatlar sayesinde dilerseniz buraya işte uç koyabilirsiniz, silgi koyabilirsiniz rahatlıkla. Bunun amacıyla üretilmiş bir seri oldu. Mesela Lamy uçlu kalemi şöyle koyduk. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İnce ebatlı kalemler yanımızda yok sanırım. Yani eğer olsaydı mesela onu da bu taraftan takacaktık. Yani işte Pentel PG5 gibi şuradan takacaktık. Bu şekilde de sağlamış olacaktık. Böyle bir detay olacaktı bizim için. Şuna şöyle çekelim. Şöyle tekrardan koyalım. Şöyle kapattığımız zaman da potluk yapmayacak kadar genişliğe sahip. Böylelikle yanınızda taşırken kalemleriniz hem zarar görmeyecek hem de dilediğiniz kalemi taşıyabileceksiniz. Böyle düşündüğümüz bir dolma kalem kılıfı oldu. Elçik tutma yeri de deri. Hakiki gerçek deriden üretildi tamamen. Hiçbir şekilde şey kullanılmadı. Yani Sony deri ve benzeri deri kullanılmadı. El emeğinin bir ürünü. Bu şekilde bir kalem kılıfı. Web sitemizde ürünü edinebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi diğerine geçmek istiyorum. Bu yedili olan tasarımı, yedili olan tasarımı diğerine göre büyük. Bu daha çok çantanızda veya evinizde, masanızda kullanıma yönelik olarak tasarlandı. Ebatlarının büyük olmasının sebebini şöyle açıklamak istiyorum. Normalde oraya 15 tane de kalem sığdırabiliriz. Yani bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz üretim olarak. Fakat biz şöyle düşünüyoruz. Kalemleri taktığınız zaman işte klipsleri şöyle bile olsa, yani klipsler şu şekilde bile baksa, yani Lamy klipsleri diğer kalemlere göre daha yüksek olduğu için bunları da baz aldık. Yani birbirine asla değmeyecek. Bu yönüyle bakıldığı zaman kalemleriniz kesinlikle güvenle kalem çantanızda taşımanıza imkan sağlayacak. Stüdyolar da aynı şekilde. Baktığınız zaman şeyleri, klipsleri daha büyük ürünler. Bu şekilde rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. İşte Perkyo'yu da koyalım şuraya. Başka farklı bir kalem. Alestar. Evet, bu Elix serisi. Bu şekilde. Yani şöyle kalemlerimizi de kapatınca bu şekilde potluk sağlamayacak bize. Hakiki gerçek deriden üretildi hepsi. Burası B6 defterler için diyebilirim ama tabii B6 ölçüden hatırlayamadım ama 9x14 de koyabilirsiniz. Gerekli işte evrak olabilir, herhangi başka bir şey olabilir. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Yani tercih burada size kalmış. Nasıl dilerseniz. Kalemleri solda yapmamızın sebebi daha çok işte not alırken şuraya açıp bu şekilde yazılmasına imkan sunulması açısından böyle bir planlamaya gidildi. Kalemler bu şekilde. Yani 7 kalem belki yanınıza taşımayabilirsiniz. Bu yüzden bunları mesela evde rahatlıkla muhafaza edebileceğiniz. Yani kalemler biliyorsunuz oldukça pahalı. Bu şekilde evde muhafaza edebileceğiniz bir kalem kılıfı oldu. Dilerseniz çantanıza da atabilirsiniz. Yani bir defterin üzerinde de taşıyabilirsiniz. Elde de taşıyabilirsiniz. Kapasiteyi büyük yapmamızın sebeplerinden bir tanesi buydu. Aynı zamanda şuranın ebatların büyük olmasının sebebi dedik ki kalemler bu şekilde çekerken hem sürtünmeyecek hem de sürtünmeyi engelleyecek de yapıldı. Lastikler de kalemlere zarar vermeyecek yumuşaklıkta ve aynı zamanda kaliteli bir içeriğe sahip. Şöyle yakından da bakalım şuraya. Yani kalemleri şöyle klipslerini yan yana bile çevirsek, hatta şu şekilde bile çevirsek birbirine değmeyecek. Yani kalemlerin temasını gidermek amacıyla aralıkları da geniş yapıldı. Normalde böyle çok yakınlaştırabilirdik ama şu şekilde biz bunu tercih etmedik. Daha çok bu şekilde geniş olması daha kullanım açısından daha kolaylık sağlaması düşünülerek yapıldı. Hoş ve kullanışlı kalem kılıfları üretmiş olduk böylelikle. Kendi markamızı da çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle buna tekrardan çıkartalım. Kullandığımız kalemleri burada şey yaptık ama çok çeşitli kalemlerle de bunun kombinasyonunu ve şeyini yapabiliriz. Bu konuda da özgürüz. Bu da dörtlü olan, bu da yedili olan serisi. İkisi de kullanım açısından oldukça keyifli. İkisini de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bu ürünümüz de web sitemizde ziyaret ederseniz sürprizli bir şey olacak. Yani ilk satışımız, yani sunuş, lansman ürünümüz gibi düşünebiliriz bunu da. Videoyu da fazla uzatmadan sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.